Ya ne güzel değil mi Hüseyin abi? İnsanlar mutlu olunca, tatilin tadını çıkartınca, karşıda restoranlar var. İlerleyen programın akışı içerisinde oralara da geçme şansımız var. Bak Mart'ta rezervasyon 4 aile 10 güne 50 bin lira. Hiçbir şey değil abi. Ya sezonda 100 bin liradan aşağı olmaz. Ben de böyle bazen var ya, senin kayıtlı olduğunu unutuyorum. Sohbete dalıyorum. Hadi seni bırakayım mı baş başa görüntülerle? Hadi Hüseyin abi kolay gele. Bence yürüyüş yolu olarak en keyifli tatil yeri kesinlikle Dalyan. Az önce şöyle ifade edeyim. Dalyan merkezde durdum, sol tarafa doğru yürüdüm. O belediyenin olduğu, kaya mezarlarının olduğu bölgeyi ekrana getirmiştim. Sonra Hüseyin abine dedik ki, bu sefer de dedik yürüye yürüye gezelim Dalyan'ı. Sağa döndük diğer tarafa doğru. Görüntülerimiz var. Bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz ve şu anda da o sıcağa rağmen çok güzel esen bir noktadayım. Herkesin de keyfi yerinde herhalde. Cennet değil mi? Cennet. Evet, o kadar güzel bir yer ki Dalyan. Hani özellikle son yıllarda hani bu sosyal medya için fotoğraf çektirmek için insanlar her yere geliyor ya. Yani Dalyan'a gelin. İki gün kalın, hayatınızda çekebileceğiniz en güzel doğa fotoğraflarını çekersiniz. Biraz böyle bakarak, araştırarak gezerseniz her bütçeye uygun da çayınızı, kahvenizi içip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yani çok uçların olmadığı, her bütçeye uygun insanların gelip keyifle zaman geçirebileceği bir yer Dalyan. Çok program yaptım Dalyan'da ama bu tarafa hiç yürümemiştim. Şöyle bir gidelim bakalım neler var bu taraflarda. Hüseyin abi yürüyüş yolu çok keyifli. Bak. Böyle yolun sağında solunda bungalovlar, konaklama yerleri, kafeteryalar ve huzur. Şu ses huzurun en güzel ifadesi. Ben kışın geldiğimde bir yerde oturup çay kahve içmiştim. Bakayım orayı bulabilecek miyim? Sanıyorum biraz daha ilerideydi orası. Şöyle şey yapalım programı böyle hani. Sanki sosyal medyada canlı yayın yapıyormuş gibi. Heh, daha ilerideydi. Geze geze anlatalım. Aslında Dalyan'a ulaşım kolay. Dalaman'dan uçakla rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Dalaman'da uçaktan indikten sonra Dalyan 20 dakika. Muğla'ya yakın. Bak benim dediğim yerler buralardı. Bak burada da belediyenin tesisi olacak bir tane. Kapanmadıysa. Evet, burası da belediyenin tesisi. Az önce yukarıda verdiğim fiyatlar burada da geçerli. Çayın 5 lira olduğu, suyun 5 lira, kahvenin 20 lira olduğu yerler. Bence en keyifli yerlerden biri. Artık sola dönebilirsin abi ışık ters değilse. Dediğim gibi yani sigara içenler var, sadece ona dikkat. Gayet keyifli. Bakıyorum. Evet, burası da belediyenin tesisi. Hem yürüyelim, hem şuradan fiyatları ayıralım, hem merhaba diyelim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor tatil? Çok güzel geçiyor, çok güzel buralar. Cennetten çok... bir köşe gibi. Daha önce gelmişsinizdir. Geçen Kasım ayında buradaydım, evet. Kasım'da da ayrı güzeldir. Evet, o zaman birazcık daha... Almanya'dan mı? Benim oğlan ya. Sen, Ayşe dedi, kız arkadaşının adını. Kız arkadaşının adını mı söyledi acaba? Belki de. Olabilir, olabilir. Hadi iyi tatiller. Sağ olun, teşekkürler. Bak, burası meşhur Kefal Kafe. Kolay gelsin. Bak huzur içerisinde fiyat verebiliyorum. Moka 20 lira, 25 lira. Americano 25 lira. Abi et döner 70 lira. Vallahi iyi bak. Yani 70 liraya artık iyi diyorum, öyle söyleyeyim. Aa, kefal ekmek. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka yiyin. 80 lira. Ya fiyatlar iyi abi ya. Bak çerezler bile Antep fıstığı 60 lira. Fındık 60 lira. Leblebi 35 lira. Manzara süper. Şöyle baksana ya. Valla bu tip yerleri ekrana getirmek gerekiyor ya.
Biraz insanlar artık her şey bütçe abi, ekonomi ya. Bir de keyifli ha, çok güzel ya. Bak dünyanın en güzeli elinde olmasa çekerdim onu. O reklama giriyor. Dünyanın da en güzel ve en süslüsü orada oturuyor. Ama elinde maalesef. Onu alır mısınız onun elinden ya? Bir yakınını alsan onu. Ailesi izin veriyorsa. Çekebilir miyiz? Gördün mü? Su var bir de. Yok ya, yaklaş çek. Su var bir de. Yaklaş çek.